Merhaba arkadaşlar, bugünkü videomda Windows işletim sisteminizde ağ performansını arttırmanın yollarını keşfedeceğiz. Özellikle oyunlarda ve yüksek veri aktarımı gerektiren işlemlerde kararları arttırmak için bazı önemli kayıt defterleri ayarlarını nasıl optimize edebileceğimizi göstereceğim. IP Stack Size, Size Rank Buff, Default TTL ve TCP 1.3.2.3 OPTS gibi ayarları doğru şekilde yapılandırarak daha stabil ve hızlı bir ağ bağlantısı elde edebilirsiniz. Videomuza geçmeden önce sizlere faydalı içerikler üretmeye çalışıyorum. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Bu videoya 1000 like gelirse seriyi devam ettireceğim. O zaman lafı dolandırmadan videomuza geçiyoruz. Abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi videomuza. Evet arkadaşlar. Ayarları yapmadan önce ilk başta oluşturmamız gereken şey ise geri yükleme noktası oluşturmak. Arama kısmına geri yükleme noktası oluştur yazıyoruz. Çıkan sekmeye tıklıyoruz. Buradan işletim sisteminin yüklü olduğu sürücüyü seçiyoruz arkadaşlar. C sürücüsünde yüklüyse C'yi seçeceksiniz. Oluştur diyorsunuz. Ben daha önce oluşturmuştum. Şimdi oluşturmayacağım. Bugünün tarihini atıp oluştur diyebilirsiniz. Sisteminizde herhangi bir sorun olması durumunda bu geri yükleme noktasından. Mesela geri yükleme noktasını tıkladım. Gördüğünüz gibi ben bugün oluşturmuşum zaten. Burayı tıklıyorsunuz. Direkt ilerle diyorsunuz ve sisteminizi eski haline alıyorsunuz arkadaşlar. Sisteminizde problem olması durumunda bunu yapabilirsiniz. Hemen diğer adama geçiyoruz arkadaşlar. Arama yerine regedit yazıyoruz. Önemli bir hatırlatma yapıyorum arkadaşlar sizlere. Bilgisayarınızda ortalama bir sistemse bu ayarları yapın. 30 FPS alan bir bilgisayar için bu sistem uygun değildir arkadaşlar. Yorumlar kısmında çok görüyorum. 30 FPS işte ben işte 200 FPS istiyorum, 100 FPS istiyorum. Arkadaşlar o bilgisayarla tarihi eser oldu artık. Onlarla oyun oynamaya çalışmayın. Sisteminizi yükseltmeye bakın. Yani 30 FPS'li bir bilgisayarla nasıl oyun oynayabiliyorsunuz anlamış değilim. İmkansız arkadaşlar. Sisteminizi değiştirmenizi de önemli rica ediyorum. Yorumlar kısmında da lütfen o şeyleri yazmayalım. Devam ediyoruz arkadaşlar hemen. Evet, regedit'i açtık. Buradan lokal machine'e tıklıyoruz. Buradan sistem control set servis aşağı iniyoruz arkadaşlar. Lanman server'ı buluyoruz. Lanman server. Hemen burada olması lazım. Yukarıda kaldı galiba. Aynen. Lanman server'ı tıkladık arkadaşlar. Buradan buraya da tıklıyoruz. Bu kısmını aşağı iniyoruz. Parameters'a tıklıyoruz. Parameters'a tıkladık. Şimdi burada size rank buff sizde olmayabilir. Bunu sağ tıklayıp yeni default 32 bit değeri oluşturup ismi veriyorsunuz. Size rank buff bu ismi size açıklama kısmında vereceğim. Bunu ben sileyim ki karışmasın. Evet, bunu oluşturduktan sonra üzerine çift tıklayıp 4000 yazıyorsunuz arkadaşlar. Bunun değeri bu 4000 yazıyorsunuz. Daha sonra tekrar buraya geliyorsunuz. ARP stack size aynı şekilde oluşturuyorsunuz. Sizde yoksa, bunlar sizde yoksa bunları oluşturuyorsunuz arkadaşlar. Oluşturdunuz, çift tıklıyorsunuz. Buraya da 25 ve 35 arasında bir değer giriyorsunuz. İlk başta 25'te başlamanızı öneririm arkadaşlar. 25'i deneyin, daha sonra 35'e kadar çıkın. Deneme yanılma yöntemiyle yapın bunu. 25 girdik, tamamı bastık. Bu kısmı bitirdik arkadaşlar. Bunu kapatıyoruz. Sonra buraya aşağı iniyoruz. Aşağı T'ye giriyoruz arkadaşlar. T'ye, TCP PIP. Bunu tıkladık. Bu kısma tıkladık arkadaşlar dedik. Burada default TTL. Sizde yoksa eğer tekrar buraya yenileyip 32 bit deyip bunu oluşturuyorsunuz arkadaşlar. Oluşturduktan sonra 64 giriyorsunuz buna da. 64. OK basıyorsunuz. Sonra geliyoruz arkadaşlar aşağıya. TTP 1.3.2.3 OPTS diye bir şey var arkadaşlar. Bunu da aynı şekilde 32 oluşturuyorsunuz. Yoksa sizde bu. Tıkladık. Bunun değerinde 1 olarak giriyoruz arkadaşlar. Daha sonra bu ayarları yaptık. Ayarların aktif olabilmesi için sistemimizi yeniden başlatmamız gerekiyor. Ama bir ayarı daha yapalım. Sonra sistemi tekrar başlatalım. Bu kısımlar bitti. Hemen bunu kapatıyoruz arkadaşlar. Bunu kapattık. Sonra buraya çalıştır yazıyorsunuz arkadaşlar arama yerine. Buraya gipetit.msc yazıyorsunuz. Tamam'a basıyorsunuz. Burada yönetim şablonları A'ya tıkladık. Tıklayamadık pardon. Tıkladık. Kios paket zamanlayıcısına çift tıkladık. Ayrılabilir band genişliğinin sınırlı bölümüne tıkladık. Burada siz yapılandırılma da olacaktır sizde. Bunu etkin yapıyorsunuz. Burada 80 göreceksiniz. Direkt böyle 80 göreceksiniz. Burada paket sınırlamayı kısıtlamış Windows. Biz bunu tamamen kullanmak istiyoruz. O yüzden bunu 80'i 0 yapıyoruz arkadaşlar. Sınırı kaldırdık. Uygula diyoruz. Tamam diyoruz. Sistemimiz böyle arkadaşlar. Olayımız bu. Daha sonra A ayarlarına giriyoruz.
Burada A ayarımızı özellikler diyoruz. Bu DNS'i kapatıyoruz arkadaşlar. DNS girmemiz gerek yok. Bu DNS'i kapatıyoruz. DNS'imizi tamamen kapattık. Şimdi sistemimizi yeniden başlatabiliriz. Sistemimizi yeniden başlatıyoruz ve oyun performansına başlıyoruz artık. Bu videoyu sizler için çekiyorum. Umarım video sizlere faydalı olmuştur arkadaşlar. Oyunlarda performans artışı sağladıysanız yorumlar kısmında belirtin ki herkes bundan faydalansın. Sizlere daha iyi içerikler üretmeye çalışıyorum. Videoların devamı için videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yani sizlerin desteklerini bekliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. We'll be right back.